Hoş geldiniz. Evet, birisi Offering'le bu map'i atmış. İnanabiliyor musunuz? Kim bu acaba? Neyse, oyun sonuna görünürüz. Aa, pingler var. Benim pingim fena değil. 204 pingle oynayan var ha. Pinglerin göründüğünü bilmiyordum. Ben de bu ara internetime laf ediyordum. Gerçi internetinde bir sıkıntı var, o ayrı mesele bence de. Birini gördüm şurada. Aman. Kim bu katil? Killer is the knight. Knight da bence aslında çok geliştirilebilir bir katil. Allah'ım! Nasıl oldu o bir anda? Geliştirdiler mi seni böyle? Ne oldu? Kardeş dur, sakin ol, ne olur dur. Adam da burada ha. Fırlattı mı bu tarafa doğru? Üf. Tam da geliştirilebilir katılıyor. Soulsborne oyunlarından çıkmış gibi. Ben dizaynını çok beğeniyorum Knight'ın. Ama bu toplamda 4 ya da 5. kez Knight'la oynamamdır yani. Kitty Cat Destroyer. Destroyer. Nickname'e bak. Bu arada Twitch ile ilgili olanları duymuşsunuzdur. Bu konuda üzülüyorum. Twitch yayını açmıyorum. Ama yani açanlar var ve buradan gerçekten para kazanan insanlar var. Bunu meslek yapmış insanlar var. Bunu çok güzel yapan insanlar var. Evet, yani sebebi küçük bir şey olduğunu söyleyemem. Duyduğum kadarıyla çok araştırmadım ama ülkemizdeki bazı durumlara karşı, yani yasaya karşı geldiği için oluyormuş anladığım kadarıyla. Tamam. Ama hani bizde çözüm olay ne biliyor musunuz? Bir sıkıntı oluyor, hemen kapanıyor. Yani uzlaşmaya gitmek ilk düşünce değil. Keşke hani ilk düşünce uzlaşma üzerine olsa. Ama hani ben şey olacağını düşünmüyorum. Kapalı kalacağını da çok sanmıyorum. Bilmiyorum, sizler hatırlar mısınız? Yıllar yıllar önce YouTube'da da aynısı olmuştu. Bizim bir dönem YouTube'a giremediğimiz bir dönem vardı. Bazı videoları kaldırmadığı için YouTube yasaklanmıştı. Yani ne oldu? Sonra çözüme ulaştı. Bir şekilde uzlaşmaya gidildi. Twitch'te de aynısı olacağını düşünüyorum. Ben hemen çok panik havası yaratmaya gerek yok aslında. Ama hani tabii ki de şu an Twitch'te online aktif yayın yapanlar, oradan gelir sağlayanlar zor duruma düşmüştür diye düşünüyorum. Bu adamın Kindred'i var ve hiç kimse gitmiyor. Okey. Sen almaya gidiyor musun? Peşinde al. Neyse, onun peşinde değilmiş. Yani o yüzden evet, hani biraz da bu kadar rahat olma sebebim bu aslında. İlk başta böyle bir herkes panik oluyor. Aman tanrım, kapandı, ne olacak, nasıl yapacağız falan. Sonrasında çözüme ulaşılıyor. Çünkü Twitch'in Türkiye kitlesi az bir kitle değil diye düşünüyorum. Burada da gerçekten TwitchCon'a giden, gerçekten büyük kitlelere hizmet eden, hizmet etmek denmez ya. Büyük kitlelere içerik sağlayan içerikçiler var ya, içerikçiler.
içerik üreticileri var. Çok güzel yapanlar var işlerini. O yüzden biraz bekleyelim bakalım sonuçlar ne olacak. Asacaksan as artık. Bu kadar yavaş gidiyor. Adam rage quit atmış. Yani dediğim gibi ortaya çıkan durumda kapanması çok sürpriz değil bence. Yani. Ama o sorun çözülüp halledilince bence tekrardan eski sistemlere geri dönülür diye düşünüyorum. O yüzden endişe etmeyin. Şimdi tabii hiç bilmiyorum ben son durum nedir. Çok uzun süredir Twitch'te yayın izlemiyorum. Ay. Merhaba. Ama çözülür, hallolur ya. Tabii insanlar bu süreçte YouTube'a yönelecektir diye düşünüyorum. Ben YouTube'dan hiç canlı yayın yapmadım mesela. Ki aslında hep aklımdaydı. Mesela bizim Ali Ço hem YouTube'da yayın yapardı hem Twitch'te yayın yapardı. Ya Twitch'te şey YouTube'da da yayın kötü değil bence ama... Aa, full mu bu? Bak burada ne var? Bak. Okey neyse anlamadı. Alışamıyorsun. Twitch'i bir kere... Orada jeneratör mü var? Twitch'i bir kere alıştın mı? Aa kaçtı. Başka yere alışamıyorsun. Emojiler var, emotlar var, ne bileyim bilmem neler, şunlar bunlar var. Hani ben ilk bu yayın ortamına Twitch'le başladım. Twitch izleyerek başladım daha doğrusu. Hadi yoo. Oo çok çok büyük bir hata oldu. Ben Twitch'te başlamadım. Ben Clancy'yi izledim ilk. Oradan Twitch'e geçtim. Ama Clancy yani bir ay falan maksimum izlemişimdi herhalde. O zamanlar öyle bir yer vardı. Sonra Twitch'e geçtim. Sonra Twitch'e alıştık yani. Ne bileyim orası bir dijital ev gibi oldu. Aha açıyoruz biz bunu bu arada. Okey sen git öbür kapı da burada. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Kardeş ben niye böyle oldum? Adamın no ed'i var guys. Dur. Öleceksek de ölelim ne yapalım. Bir no ed arayalım. Zaten sohbet ederek geçti oyun. Nasıl geçtiğini hatırlayamadım. Anlamadım. Bir bakalım. Bu adam çok gezdirdi peşinde ya. İyi de oynadı. Şuralarda bir totem görmüştüm. Ben almamıştım. Bunlar... Hepsi... Totem burada mı? Yazık ha. Adam bir de kamp yapıyor. Yapacak bir şey yok. Bulamadım guys. Ay kendini öldürdü. Allah! Öldüm ha. Aa, görmedi beni. Kapı açık değil ki. Okey. Totemi de bulsam şurada bir yerde fena olmazdı.
Aa, burada bu. Bence de önce totemi bulmak daha mantıklı, değil mi? Aa! Server sekiyor. Aha, totem. Ben o totemi niye gördüm? A, kindred'im var benim. Kindred'i olan benim. İnanılmaz. Ben diyorum ki adam Kindred'i almış, kimse kurtarmıyor. Ha, okey. Bu webten ikinci kaçışımız falan herhalde. Yani diyeceğim o ki arkadaşlar, Türkiye'de bu tarz şeylere biraz alışmış olmamız gerekiyor. Önce bir panik havası olup kapanıyor her şey. Sonra kurallar falan düzenleniyor, tekrardan yürürlüğe giriyor. Ben inanıyorum, geri döner Twitch'te yani. O yüzden canınızı sıkmayın. Moed'i var gerçekten ya. Overcharge'ı da var, doğru. Call of Rain. Her neyse, yazık ya, 100 lira vermiş. Gerçekten bu Meg'in çıkmasını isterdim de. Böyle bir oynayan bir adamın hem kamp yapıyordu hem Noe'de almıştı. Öbürünü de oynatmadı bir türlü. Tekrardan yani böyle bir oyun olsun, hem Meg ölsün hem ben öleyim istemedim açıkçası. Neyse, bak altruistikmiş de, bilmeye kit almış adam ya. Tüh. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, bay bay.